Sayın Genel Başkanım, değerli Cumhuriyet Halk Partililer, kıymetli basın emekçileri, ekranları başında bizleri izleyen yurttaşlarımız, Türkiye'nin büyük değişimini başlatacak olan genç arkadaşlarım, kardeşlerim. İşsizlik kaygısını artık ortaokulda, lisede yaşayan öğrenciler, yemeğinden kitabına, defterinden sınavına, okulundan sanayisine, her yerde ama her yerde hayat pahalılığı altında ezildiğini hisseden gençler. İleride ben ne olmak istiyorum, ben ne yapmak istiyorum yerine kimi tanırsam iş bulurum diye sormak zorunda bırakılanlar. Eğitim alacağım ama sonrasında atanır mıyım kaygısını daha bu yaştan tecrübe edenler. Bir tweet atarken tekrar tekrar düşünmek zorunda kalanlar. Bir cep telefonu, dışarıda arkadaşlarıyla içeceği bir kahvesi, en ufak bir sosyalleşmesi bile ayıplananlar. Hastaneye giderken kaç para tutacak şimdi bu diye düşünüp vazgeçenler. Daha bu yaşında kayıt dışı olmayı, sigortasız olmayı, geleceksiz ve güvencesiz olmayı, hayata borçlu başlamayı yaşayanlar. Ben daha kaç yıl ailemin eline bakacağım diye soranlar. Bir gün acaba benim de o siyah beyaz fotoğrafım paylaşılacak mı diye endişe duyan genç kadınlar. Sevdiğim ülkemi ben de terk etmek zorunda kalacak mıyım diye kaygılananlar. Sizin hayatınızla ilgili karar alanların asla görmediği, görmek ve duymak istemediği milyonlar. Bu sorularla artık kendi gençliğini yaşamak yerine memleket kaygısıyla geceleri uyuyamayan genç arkadaşım. Bugün hep birlikte bir yola çıkıyoruz. Bugün bir yola çıkıyoruz. Dürüstçe söyleyeyim, en başta rahat bir nefes alabilmek için. Sorunlarımızı özgürce konuşup tartışmaya başlayabilmek için. Geceleri bizi uyutmayan bu karanlığı yırtmak için. Ben bu yaşımda neden bunları yaşıyorum diye soranları göndermek için. Çözümü başkasından beklemek değil, çözümün bizzat mimarı olmak için. Kendi geleceğin anahtarını eline almak için, insanca bir yaşam için. Elinde bugün çok büyük bir fırsat var. Gelecek seçimlerde ilk kez oy kullanacak olan genç arkadaşım. Biliyorum ki ilk oyunu hayatın boyunca unutmayacaksın. O pusulayı alırken, mührü basarken, sandığa oyunu ve geleceğine imzanı atarken, şu anda tahmin bile edemeyeceğin bir heyecan duyuyor olacaksın. Ama olacak olanlar bununla sınırlı değil. Vereceğin yalnızca bir oy değil, sen yalnızca Z kuşağı değilsin. Sen yalnızca bir oy, yalnızca bir seçmen değilsin. Belki birileri seni sürekli tecrübesizlikle itham ediyor. Ama sen Türkiye'nin en karanlık dönemlerinden birinde çocukluğunu ve gençliğinin ilk zamanlarını bu iktidarla geçirmiş olmanın tecrübesini taşıyorsun. Bu deneyiminle, dünya görüşünle, kaygılarınla, hayallerinle ve politik taleplerinle hepimizin geleceğini inşa edenlerden olacaksın. Bil ve inan, en zor zamanlarında da bunu hatırla. Bu güç sende, Türkiye'yi değiştirmek senin elinde. Teşekkür ederim. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökçen'e çok teşekkür ediyoruz değerli konuşması için.